görüşüyor Hoş bulduk. musunuz? Efendim? Kızınızla görüşüyor musunuz kaderle? Hayır. Niçin, yani neden görüşmüyorsunuz? Ya görüşüyorum da hani şu an görüşemiyorum. Şimdi kader Şafak'la dini nikahlı bir beraberlik yaşadı mı? Yaşadı. Çocukları var mı? Var. Var. Kader sonra baba evine dönüyor. Siz hemen kızınızı köyde laf olur söz olur diye biriyle evlendiriyor musunuz? Evet, evlendirdik. Yani hani bu mahallede söz olur bekar kız işte kocasından ayrılıp evde oturmasın diye kızı hemen mi siz mi evlendirdiniz? Kocası ona kocalık yapmadı ki. Kimden bahsediyoruz? Şafak'tan mı? Şafak'tan bahsediyoruz. Şafak'tan. Buyurun. Yani ben diyecek bir şey bulamıyorum. Kader bağlansın, kader söylesin. Yapmışım mı, yapmamışım mı? Ben o kadar söylüyorum. Nasıl kocalık yapması gerekiyor? Erkenden efendim. Nasıl kocalık yapmasını bekliyorsunuz? Çünkü düğün dernek yaptığınıza göre 16 yaşındaki bir çocuğu damat olarak kabul ettiniz demekti. 16 yaşındaki çocuk kızınıza nasıl bakabilirdi? Buyurun. Efendim? Soruyu cevaplayın. 16 yaşındayken evlendiriyorsunuz, damadınızı biliyorsunuz, düğün dernek yapıyorsunuz. 16 yaşındaki çocuk nasıl eş olabilir? Biz bilmiyorduk yaşını, kendisi kaçırdı onu. Ya ben onun küçük olduğunu bilmiyorum yaşını falan. Teyzeciğim, şey yapıldı mı mahallede, köyde düğün yapıldı mı? Şu ATV'yi açayım. Hasan geldi benim. Hasan bana aç dedi. Evet. Düğün dernek yapıldı mı? Çeyizler gidip geldi mi? Efendim? Düğün dernek yapıldı mı mahallede? Yapıldı. Bunlar kandırmışlar benim kızım. Kaynana olacak onun. Teyzeciğim, kızını kandırırlar da kızın zaten büyük Şafak'tan 2 yaş. Siz peki yapıldı. Ya durun. Kandırmışlar benim kızım. Televizyonu hemen kapatabilir misiniz? Televizyonu tamamen kapatın. Kapattınız mı? Televizyonu hemen. Bekleyeceğiz. Sevgi Hanım. Sevgi Hanım, duyuyor musunuz beni? Duyuyorum. Düğün dernek yapıldığında hani bu işin resmi nikahı demediniz mi? Duyuyorum. Dedik o yaşa tutunca yapacak dediler. Biz bunları idare ettik. Ben ne kadar çocuğu idare ettim. Çocuklarına baktım. Ben de şunu söylüyorum. Yani aslında hepiniz bu işe onay verdiniz. Şimdi bizi kandırdılar falan da demeyin. Yani kızınızı kandırırlar da sizi kandırmaları çok zor. Hepinizin işine gelmiş. Neyse, kızınız şu anda zorla mı evlendirildi? Şu anki resmi nikahlı eşiyle. Severek. Severek. Kocası severek. Yani Şafak'tan ayrılıyor, eve dönüyor. Ne kadar süre sonra evlendi onunla? 2 ay sonra. 2 ay sonra. Severek. Evet. Hemen de evlendiler. Şu an kızınla niye görüşmüyorsun? Görüşüyorum, şu an uzakta olduğu için göremiyorum. Anneciğim, uzakta olur ama telefon var. Her gün atıyorum, artık teknoloji gelişti. Telefonla konuşursun, mesajlaşırsın, torunun resmini gönderir. Aranızda bir problem var mı? Yok, konuşuyorum. Konuşuyorsunuz, bir problem yok. Yok, damadım da çok seviyorum, çok iyi bir insan. Fakat çocuğa da babalık yapıyor. Gayet de güzel bakıyor, kızıma da bakıyor. Söylesene. Dün ne oldu? Evet, bugün o zaman senin damadın kızına güzel kocalık yapıyor da senin kızın beni niye bugün mesaj atıyor? Beni kocam dövüyor. Beni buradan kurtar. Kanadım var. Mesajlar telefonda duruyor yukarıda. Evet, yukarıda mesajlar. Ya, sahtedir onlar be. Sahte değil. Kızınız, bakın sahte. En önemlisi Sevgi Hanım şu. Kızınız sahte. Size evli olduğu eşi tarafından şiddete uğradığını söyledi mi? Hayır, onu Esra çok seviyorum dedi. Evlendikten sonra nerede yaşadılar? Esra Hanım, bir de bana
o meşazların arasında bir şey... Kızınız Kader evlendikten sonra nerede yaşadılar? Biraz köyde yaşadılar. Sizin yanınızda mı? Damadın evinde biraz. Evet. Sonra biraz bende kaldılar. Şimdi kendi evlerine gittiler. Nerede kendi evleri? Uzakta. Ne kadar uzakta? Siz Martın'dasınız. Söylemek istemiyorum. Peki tamam söylemeyin. Evet söylemek istemiyorum. Var. Anne diyor ki şiddet uygulamadı. Çok mutlular onlar dedi. Söyle. Meşazlar yukarıda duruyor. Yerini söylemek istemiyor. Ben yerini söyleyivereyim. Söylemeyin lütfen. Söylemeyin. İşte kanıtların hepsi yukarı duruyor. Kızım severek evlendi. Diyor. Beni kocam beni dövüyor diyor. Gel beni kurtar diyor. Meşazların hepsi yukarıda bak, var. Bak Şafak da diyor ki Kader bana mesaj attı. Bugün. Ben ve çocuğum şiddet görüyoruz demiş. Beni kurtar demiş. Allah Allah. Hayır öyle bir şey yok. Hatta... Sevgi Hanım bu soruyu size nerede yaşıyorlar sorusunu sorarken hani sizin yanınızda yaşadıktan sonra bir takım olaylar gerçekleşmiş olabilir. Bir de hani kızınızla da görüşmüyorum dediğiniz için ve evet. Şiddet olgusu olduğu için ya, siz emin misiniz? En son kızınızla ne zaman görüştünüz? Efendim görüşmüyorum derken şu an uzakta olduğu için görüşemiyorum. Yoksa ki Kader'le ben sürekli diyalogdaydım yani. Her gün telefonda konuşur musunuz? Hani bir sıkıntım var anne dedi mi size? Demedi. Konuşuyoruz. Şu an benim kızımın telefonu bozuk bir de. Üstelik bozuldu. Evet. Konuşamıyorum şu an. Bir şey daha söyleyeceğim. Bak telefonun bozuk olduğunu Şafak da söylüyor. Bir şey daha söyleyeceğim. Bugün bana attığın meşazlarda bir de şey dedi. Hiç kimseye bir şey söyleme. Annem ve babam duymasın dedi. Mesaj attı. Aynen. Sana mesaj attıklarım, bunları sana söylediklerimin hiçbirini de kimseye söyleme dedi. İyi ki sen de kimseye söylemedin milyonlarını. Anneanneye bir de bebeğin kolunun çıkması olayını söyleyelim. Doğru mu söylüyor? Efendim? Bebeğin kolu çıktı mı? Anne kucağındayken düşürmüş bebeği. Kolu çıkmadı. Ne oldu? Omzundan biraz çıtladı. Onu doktora götürdü. Tedavi ettirdi. Nasıl bu olay? Çıtladı yani. Benim kızım bulaşık yıkıyormuş. Bulaşık yıkarken bebek yürüteçte gezerken düşüyor. Yürüteçten düştüğü için. Aynen. Yani şimdi bebekler hani düş edebilir Allah korusun ama farklı bir durum yok. Hayır hiçbir şekilde değişik bir durum yok. Yürüteçten nasıl düşer? Merdiven, büyük bir merdiven var oradan düşmüş. Ben de yani çocuğun düştüğünü kahramanın kardeşinden öğrendim. Ya, kenara. Torununuzun babası kim biyolojik babası? Efendim? Öz baba. Şafak. Tamam. Nüfusta kimin üzerine kayıtlı? Kahraman babasının üstüne kayıtlı. Kahraman babasının. Peki Şafak diyor ki ben çocuğumu göremiyorum. Siz de diyorsunuz ki ben torunumu göremiyorum. Neden diye soruyorlar. Efendim soruyu bir daha alabilir miyim? Ayşen konuşsanıza dünürünüz eski dünürünüz. Sevgi Hanım ben torunumu görmek istiyorum. Siz torununuzu hastanede bıraktınız gittiniz. Hayır ben hastanede bırakmadım kusura bakmayın ben çalışıyordum sen yanında durdun ben işime döndüm. Ben ispatlarım onu. Bir gün daha kalabilirdin senin gelini o güne çıktı hastaneden bana, bir gün daha kalabilirdin. Özel sektörde çalıştığım için bana izin vermediklerini sen de biliyorsun Sevgi Hanım. Ama hastanede beraberdiniz. Evet aynen beraber ama durdum. Ama siz erken çıktınız. Bir dakika tamam lafınızı kesiyorum bir dakika beni dinleyin. Buyurun konuş. Siz bana bir kerecik benim torunumu bana 3 aylıkken yolladınız. Bir kerecik siz büyük hadi Şafak çocuk diyelim. Ama siz büyükler bir kerecik benim kafama tıklayıp da benim bir yerde torunum var diye aradınız mı? Ben seni nasıl aramadım? Senin eşin her seferinde haber gönderdi bize. Ne dedi? Her seferinde benim kapıma gelmesinler. Nasıl geleceğim ben senin kapına? Değil. Ben kimseyi kovmadım kapımdan. Siz gelmediniz bir kere torununuzu senin eşin... Ben kaç kere geldim? Kaç kere kovdunuz beni kapıdan? Biz kaç sefer size haber gönderdik? Sen hak etmiyorsun zaten ya. Şimdi hak ediyorum. Ben torunumu görmek istiyorum. Her bir kanunla göreceğim ben torunumu. Sevgi Hanım kusura bakma. Kanunen ara şey yollarını. O zaman görebiliyorsan gör. Görebiliyorsan gör ne demek?
Kanun eğer bunu görebiliyorsa görsün. Benim kızıma nikah yapmadılar, bir şey yapmadılar. Ama şimdi Sevgi teyzeciğim, kusura bakmayın da buna fırsat veren, buna izin veren sizsiniz. O zaman herkes sıkıp dişini bekleyecekti. Bu çocuklar bir yıl kızım, yalandan bir yüzük takacaktınız. Benim kızım o evde aç kaldı. Aç kaldı. Ben herkesi bağlarım. Bir yıl yüzük takacaklardı, bekleyeceklerdi. Benim kızım o evde aç kaldığını iddia etti. Tamam, kaderi bağlayın. Keşke kader görüyor benim nasıl aç kaldığını eve baktığımı. Söylese. Ya şimdi o dönemde aç kaldı mı kalmadı mı, döndü mü dönmedi mi, kader telefon hattındaymış. Evet. Kader Yılmaz merhaba. Alo. Kader hoş geldin yayına. Hoş bulduk. Şafak Öztürk'le dini nikahlı beraberliğin oldu mu? Evet oldum. Bu birliktelikten bir çocuğunuz oldu mu? Efendim? Bu birlikteliğinizden... Çocuğunuz oldu mu? Evet tabii ki evet. Çocuk kimin üzerine kayıtlı? Şu an evlendiğim kahramanın üzerine kayıtlı. Kahramanın üzerine, yani biyolojik baba Şafak. Evet evet. Peki Şafak ve eski kayınvaliden diyeyim seyircilerimiz anlasın diye. Çocuğu göremediklerini iddia ediyorlar. Bir de sen dün Şafak'a mesaj atmışsın aylar sonra. Bugün. Bugün mü? Bugün. Ben resmi nikahlı eşimden şiddet görüyorum. Çocuğum da şiddet görüyor demişsin. Doğru mu? Bu mesajları sen mi attın? Ya evet attım bugün. Peki hattan ayrılma Kader. Reklamlardan sonra devam edeceğiz.